Akciğer kanseri ülkemizde ve dünyada yaygın bir kanser olup, kadın ve erkeklerde kansere bağlı ölümlerde ilk sıralarda yer almaktadır. Risk faktörleri sigara, genetik faktörler, asbest, radon ya da egzoz gazlarına maruziyettir. Klinik belirtileri öksürük, balgam karakterinde değişme, balgamla karışık ya da öksürükle ağızdan kan gelmesi, sebebi açıklanamayan halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, nefes darlığı, ses kısıklığı, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, omuz ağrısı, tedaviye rağmen geçmeyen ya da sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonları olarak sayılabilir. En sık semptom olan öksürük, özellikle sigara içen kişilerde göz ardı edildiği için doktora başvuruda geç kalınmaktadır. Akciğer grafisinin normal olması, kişide kesin akciğer kanseri olmadığı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle eğer hastanın şikayetleri var ve risk faktörlerine sahip ise mutlaka düşük doz BT ile değerlendirme yapılabilmelidir. Akciğer kanseri tedavisini belirleyen 3 önemli faktör, akciğer kanserinin tipi, akciğer kanserinin evresi ve akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olacak hastanın genel sağlık durumudur. Akciğer kanseri tanısı konulan hastalar tanı aşamasında %10-35 oranında ameliyata uygun hastalardır. Bu nedenle yapılan değerlendirme sonrasında eğer hasta ameliyata uygun ise bu hastalara açık yöntem dediğimiz torakotomi ile akciğer kanseri tedavisi yapılabildiği gibi yine hastanemizde yaptığımız videotorakoskopi yöntemi yani kapalı yöntemle akciğer kanseri cerrahisi yapılmaktadır. Sağlıklı günler dilerim.